Kendi vatandaşımız Osmanlı bize yeter. Toygundan, şuradan, buradan para aklamak için burada vatandaşlık alıyorlar. Onun ötesinde bir şey değil. 400 bin dolara satar, yakında 250 bin dolara da düşer. Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti. Yeni alınan kararlara göre Türk vatandaşı olmak için gereken 250 bin dolar 400 bin dolara yükseltildi. Biz de Laf Sokak'taki olarak halkımıza bunu nasıl değerlendiklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti. Ödenecek ücret 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gayet iyi olmuş. Daha da yükselebilir yani. Çünkü zaten Türkiye'nin değeri artması gerekiyor. Zaten oldukça aşağıdayız. Bence iyi oldu gayet. Biraz da arttırırlarsa iyi olur. Çıkartılsın ya. Vallahi. Yani Suriyelilerin Türk olmasını ben istemiyorum mesela. Onlar gelince kolaylıkla Türk olabiliyordu ama artık istemiyorum ben. Yine genel olarak da istemiyorum ya. Ya normalde farklı milletlere ben saygı duyuyordum. Kendi vatandaşımız Osmanlı bize yeter. İstemiyoruz yabancı. Allah Allah. Daha doğrusu vatandaşlık bilgisi yok maalesef bizde. Bir kez nüfusun demokratik yapının değiştirilmesi ki iki gün sonra bundan 20 yıl sonra Suriyeliler 30 milyon olacaklar. Bu belki mülteci düşmanlığı gibi geliyor ama değil. Ben ülkemin nüfusunu, ülkemin insanını korumak zorundayım. Maalesef her doğan yeni çocuğa, Suriyeli çocuğa 1200 lira aylık veriyorlar Türkiye'de. Ve Türk vatandaşlığı zaten ayaklar altında. Yerlerde sürünüyor. Kabul eden ülke sayısı 70. Dolayısıyla pek öyle önemli değil. Başka ülkelerde soygundan, şuradan, buradan para aklamak için burada vatandaşlık alıyorlar. Onun ötesinde bir şey değil. Türkiye'yi çok sevdiklerinden değil. Yok abi, nece 400 bin abi, biz tarih yazmış toplumumuz yani. Dünyaca kadar tarih yazdık yani. Adımız tarihlere geçiyor yani. Biz daha fazla olması gerekiyor. Hatta imkansız gibi bir şey yani. Vallahi bunu kimsenin kabul edeceği bir şey değil. Artık sata sata vatandaşlığı da satmaya başladık. Yapacak bir şey kalmadı. Zaten Tayyip'i hiçbir şeyini onaylamam ben. Artık satılacak başka bir şeyimiz de kalmadığına göre. 400 bin dolara satar, yakında 250 bin dolara da düşer. 100'e de düşer, kafanı yorma. Bu sıkıntılarda Arap ülkelerine o kadar hakaret küfürler edenler şimdilik ayaklarına gidiyor. Bunların yaptığı gayet normal. Bunları da eleştirmiyorum çünkü bunlara oy vermedim ben. Ben kendi partimi eleştiririm, CHP'yi. Onu AK Partililer eleştirsin. Vallahi abi tam bilemem ama çok düşük para. Yani vatandaşlığımızı satacak kadar yüksek bir miktar değil. Çok ucuza satıyoruz. Her şeyimizi sattığımız gibi onu da satmaya çıkartmışız yani. Satacak bir şey kalmamış demek. Abi ben 350 bin dolara satarım. Buradan da giderim Suriye'ye, Suriye vatandaşı olurum. Gelirim burada da maaşımı alırım, mis gibi yaşarım. Eğer olay bana ya sorarsanız olay bu. Çünkü biz meslek lisesindeyiz. 600 tane Suriyeli meslek liseli öğrenci Antalya'ya gençlik festivaline götürüyorlar. 4 milyon bilmem kaç bin liraya. Yani bize harcanması gereken parayı onlar harcıyorlar. Bizim okulumuzda mesela Hürriyet Meslek Lisesi B blok eksi birinci katta Suriyelilere her gün öğlen yemeği veriliyor. 4 çeşit sıcak yemek. Türk öğrencileri dışarıdaki marketlerden satın alıyor ve para almıyorlar onlardan. Türk vatandaşlığının bir bedeli olacağını düşünmüyorum. Türklük parayla paha biçilemeyecek bir değer. Türk olmak büyük bir mutluluk. Ama 250 bin dolardan 400 bin dolara mı çıkarmış deniliyor. Vardır devletimizin bir bildiği, o yüzden teşekkür ederim. Şimdi abi Türklük ve vatandaşlık farklı şeyler. O yüzden 400 bin lira olması bence fark etmiyor, hatta daha fazla olsun. Bize para gelsin. Ve Suriyelilerden de alınsın mümkünse.